Yeniden birlikteyiz. Hoş bulduk. Evet, yeniden birlikteyiz. Bu sefer de farklı bir okul konuşacağız. Bize nereden bahsedeceksin? Hangi şehir, hangi ülke, hangi okul? Bugün bahsedeceğimiz okul Trebas Institute. Montreal'de olan bir okul bu. Kanada'nın aslında çok fazla tercih edilmeyen bölgelerinden birisi Türkiye'den. Fakat bulunan imkanları, okulun neler sunduğundan bahsedeceğiz biraz da. Yani daha çok neden tercih etmenizi anlatacaksın aslında o da. Kesinlikle. Peki, Trebas'ı diğer okullardan ayıran en büyük özelliği ne sence? Trebas'ı diğer okullardan ayıran en büyük özellik aslına bakarsan eyaletinin farklı olması. Çünkü Kanada'ya gitmek isteyen öğrencilerin genellikle beklentisi Kanada'da devam etmektir hayatına. Montreal'deki bulunan bu Trebas Institute aslına bakarsan bir özel okul. Fakat Montreal'in sunduğu bir fırsat olan PGB hakkında burada da yararlanabiliyorlar. Yani aldıkları eğitimin ardından hem daha uygun bir okulda eğitim almışken hem de sektöre katılmanın yolunu açıyor bu okul. Peki öğrencilere ne tür programlar sunuyor ve bu sektöre katılma kısmında ne tür işlere gidebiliyor öğrenciler? Öğrenci aslına bakarsan çok fazla program sunan bir okul bu okul. Business alanında çok fazla programları var, data alanında çok fazla program var ama benim en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi özellikle ses ve medya noktasında çok büyük yatırımları var okulun ve çok güzel kurumlarla anlaşmaları bulunuyor. Yani ekip olarak bizi oraya gönderebilirsin. Neden olmasın? Tam da size göre bir okul aslına bakarsanız. Yani Türkiye'de aldığınız eğitimin ardından orada kendinize katacağınız noktalar bambaşka bir seviyeye çıkartabilir sizi. Peki biraz da bizim de merak ettiğimiz kısma geçelim o zaman. Montreal'den bahsedelim. Montreal'de hayat nasıl, masraflar nasıl? Montreal'de aslına bakarsan hayat Ontario bölgesinden de, British Columbia bölgesinden de daha uygun miktara tekabül ediyor. Aylık yaşam masrafları ortalama olarak 1000-1200 Kanada doları bandında bulunabiliyor. O yüzden hem ucuz bir lokasyon olması hem de size çalışma imkanı veren bir lokasyon olması ekstradan avantaj sağlıyor. En başta okulun yaptığı anlaşmalardan bahsettim. Giden öğrencilerin çalışması için. Biraz bunu açabilir misin? Herhalde anlaşmaları var, ne tür fırsatlar var? Okulun çok geniş kapsamlı bir kariyer planlama programı var aslında bakarsan. Kariyer servisi olarak adlandırıyorlar bunu ve ömür boyunca yapıyorlar. Yani bu noktada öğrenci okuldan ayrıldıktan sonra bile kariyerini şekillendirmek için okulla iletişime devam edebiliyor. CV hazırlama teknikleri, mülakat teknikleri buna dair çok fazla programa dahil olabiliyorlar. Bunun dışında eğitim alırken aynı zamanda staj yapabilecekleri, anlaşma sağlayabilecekleri, medya kuruluşlarıyla, işletme kuruluşlarıyla ya da alanınızla alakalı yazılım, software, development gibi kuruluşlarla da iletişim halinde kalabilmeniz, onlara ulaşabilmeniz için okulun çok fazla anlaşması bulunuyor. Yani bu okulu ki Kanada'daki kolej programlarında şöyle bir algı vardır. Tam olarak teorik bir eğitim almazsınız bu okullarda. Teorik eğitimin dışında sektöre hazırlanma sürecidir bu okullar. O yüzden sektöre çok güzel bir giriş yapabilirsiniz Trebas'la birlikte. Peki Trebas'a gittiğimiz zaman, Trebas'ın konumu gereği Montreal'in neresinde ve bu tarz çalışma yerlerine yakınlığı, uzaklığı nedir? Aslına bakarsan okul lokasyonu anlamında bayağı iddialı. Montreal'in tam şehir merkezinde bulunuyor. Aynı zamanda çalışma lokasyonlarına yakınlığı, network kurulabilecek bir ortamda bulunması onları ayrıyetten iddialı bir konuma sürüklüyor. Bunun dışında ben şundan da bahsetmek istiyorum bu arada. Konaklama imkanları çok daha farklılık gösterebiliyor. Şehir merkezinde bulunacağınız bir lokasyonda bir ev tutmak istiyorsanız fiyatlar değişkenlik gösterirken şehir dışında biraz daha değişkenlik gösterebiliyor. Bundan neden bahsediyorum? Şehir dışındaki evler biraz daha uygun oluyor ama Montreal'in en büyük avantajlarından birisi de diğer eyaletlere göre şu. Toplu taşıma çok ucuz. Okul metro duraklarına çok yakın, otobüs duraklarına çok yakın. Yani hem ulaşıma çok ucuz, cüzi bir miktar öderken aynı zamanda şehrin dışında, kaosun dışında da bir hayat sürebilirsiniz. Tabii ki bu tamamen sizin nasıl bir hayat sürmek istediğinize bağlı olarak değişkenlik gösterir. Okulun Montreal için merkezi bir yerde olduğunu anlattın. Peki konaklama imkanları nasıl? Okul bunu sağlıyor mu veya merkezi olmasından dolayı bir sorun oluşuyor mu? Merkezi olmasından dolayı herhangi bir sorun oluşmuyor aslına bakarsan ama tabii ki konaklamayı nasıl istediğinize bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor bu süreç. Okulun accommodation konusunda yani konaklama noktasında da yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında biz de yardımcı oluyoruz zaten konaklama noktasında. Bu arada belki sormadın ama ben sana şunu da söyleyebilirim. Montreal biliyorsunuzdur ki aynı zamanda hem İngilizce hem de Fransızca konuşulan bir bölge. Trebas'ın en büyük artılarından birisi, özellikle Fransızca'ya biraz daha meraklı olan öğrencilerimiz için söylüyorum ben bunu. Fransızca eğitimi de aynı şekilde mevcut. Yani her bölümün aynı zamanda Fransızcası da var. Bunun yanı sıra öğrenciler
İngilizce bir eğitim alırken Montreal Belediyesi'nin, ki belediye demek burada bana biraz tuhaf geliyor, ama Montreal Belediyesi'nin sunduğu online ücretsiz Fransızca dersleri var. Bunlara da katılıp aynı zamanda şehrin içerisinde hem İngilizce hem de Fransızca konuşmak noktasında kendilerini geliştirebiliyorlar. Yani Trebus'u sadece sektörel anlamda gelişmek gibi düşünmeyip aynı zamanda yeni bir lisan öğrenmek noktasında da düşünebilirlerse çok daha farklı bir konuma getirebilirler kendilerini. Trebus'un en büyük avantajlarından biri de şu aslına bakarsan. İngilizce ve Fransızca seviyelerinizin ortalama bir seviyede olması aslına bakarsanız sizi akademik olarak orada hazırlamalarına yeterli bulunabiliyor. Yani şöyle düşünün. Normal bir okula gitmek için IELTS'ten 6.5'luk bir ortalama yapmanız gerekirken Trebus bunu 5.5'da sağlayabiliyor. 5.5'luk bir IELTS puanıyla hem İngilizce eğitim veren bir programa dahil olup aynı zamanda Montreal Belediyesi'nin verdiği online ücretsiz kurslara da katılıp iki dili bir arada çok rahat öğrenebilirsiniz. Bu sizi hem bulunmak istediğiniz sektörde hem de vizyon olarak çok daha ileriye taşır. Özellikle business alanından bahsedelim. Yani business alanında şu anda dünyada en çok konuşulan dillerden birisi İngilizcedir. Bunun yanında Fransızcanın da yatsınamaz bir noktası var. Yine aynı şekilde hakeza post production ya da audio ya da video noktalarında da yine böyledir. Fransız sineması bambaşka bir dünyadır. Yani bu alanda ilgili olan insanların özellikle Fransız sinemasına düşkünlüğü zaten yatsınamaz bir durumda. Tabii burada Fransız sinemasına yönelik bir tartışma başlatmak istemiyorum ben. O yüzden başka bir sorun varsa onu alacağım. Fransız sinemasına gelsek çıkamayız zaten. Ama harika bir pencere açtın. Hem İngilizce hem Fransızca olması konusunda. Benim bu konuyla alakalı bir sorun var. Bu alınan diplomalar, yani hem İngilizce ve hem Fransızca olarak alınabilecek diplomaların geçerliliği nedir? Sadece Kanada'da değil, yurt dışında da farklı ülkelerde de geçerlilik sağlanabilir mi? Kesinlikle geçerlilik sağlıyor. Yani sadece Kanada'da geçerli olan bir eğitim vermiyor bu okullar. Bu okullar bir kolej, bu okullar bir üniversite. Verdikleri diploma teorik olarak fazlasıyla güçlüyken aynı zamanda pratik anlamda da sizi sektöre kazandırmak için muazzam gelişimler sağlıyor. Bu noktada Trebus'un şöyle bir iddiası da var bu arada. Okulda eğitim kaliteli ve aynı zamanda normal bir teorik eğitim veren üniversiteden çok daha az insanla derslere giriyorsunuz. Ki bunu en çok bizim ülkemizdeki insanlar anlayabilir. Kalabalık bir sınıfta ders işlemekle daha az kişiye sahip bir sınıfta ders işlemek arasında dağlar kadar fark var. Teorik derslerde 25 kişiye kadar çıkan bir sayı var ki bu çıkan diyorum. Yani 25 kişi olmaya da bilir. Aynı zamanda pratik derslerde 10 ila 12 kişi arasında değişen bir sınıf skalası var. Yani alacakları eğitim de yine bireysele yakın bir eğitim oluyor. Bu noktada da avantajlı ki şunu da söyleyeyim. Business alanında değil aynı zamanda video, audio gibi alanlarda devam etmek istiyorsa öğrenciler bu alandaki ekipmanların kalitesi de çok yüksek. Ki bununla ilgili özellikle bursları da var Trebus'un en önemli olan noktalar ki burslara daha gelmedi. En önemli noktalardan birisi de bu. Burs noktasında da okulun sağladığı çok fazla program mevcut. İnternet sitelerinden de bakabilirler bu duruma ya da bizimle de iletişime geçebilirler. Burs konusuna geleceğim. Oraya kendini hazırla ama oraya gelmeden önce ne kadar harcayacağımızı değil de ne kadar kazanacağımızı da merak ediyorum ben. Çalışma programlarında ortalama kazançlar ne oluyor? Aslında çok güzel bir noktaya değindin Kutay. Yani tabii ki buradan giderken belli bir miktar para harcayacağız ama bizim zaten oraya gitmemizdeki temel amaçlardan birisi kendimizi sektörel anlamda geliştirip daha iyi fırsatlara sahip olmak. Bu noktada şöyle bir şey söyleyebilirim ben sana. İngilizce seviyen ne düzeyde? Tabii ki akademik olarak gidiyorsun ama bunu 5.5'dan gittiğin zamanla 6.5'la gittiğin zaman arasında çok büyük farklar olur. Nasıl bir alanda çalışacaksın? Hizmet sektöründen mi başlayacaksın? Ya da direkt ben kendimi geliştirip direkt sektöre atılmak istiyorum mu diyeceksin? Çünkü sektöre geçtiğin zaman maaşlar çok daha farklı oluyor. Şöyle söyleyeyim, mezuniyetin ardından 50.000 ila 80.000 Kanada doları arasında sözleşmelere sahip olabiliyorsun yıllık bazda. Yine bu mezun olduğun alana göre 35.000 ila 45.000 arasında da tekabül edebiliyor. Yani bu noktada tam olarak ne beklediğin önemli ama minimumlardan bahsedecek olursak, herhangi bir işten bahsedecek olursak ortalama 12 ila 15 dolar arasında 1 saatlik ücretlendirme söz konusu. Yani bu noktadan neler kazanabileceğini düşünebilirler. Fakat şunu da unutmamanız gerekiyor. Yasal olarak çalışma süremiz haftada 20 saat. Şöyle bir durum da söz konusu. Haftada 20 saat çalışma iznimiz var ama akademik dönemde, okulun tatil döneminde full time çalışma iznimiz de oluyor. Okey, o zaman bittiyse diğer soruya geçiyorum. Peki, yani birkaç sorudur sen de bahsettin İngilizce gerekliliği kısmından. Trebus'un İngilizce seviyesi düşük olan öğrenciler için sunduğu bir destek programı veya farklı bir eğitim var mı? Tabii ki direkt olarak İngilizce programına dahil de olabilirsiniz.
ardından bölüme de geçiş sağlayabilirsiniz. Bu noktada herhangi bir sınırlaması yok okulun. Tamamdır. O zaman canlıcı noktaya geliyorum. Burslardan bahseder misin bize? Burs noktasında okulun çok fazla burs programı var. Tabii ki bunlar yeteneğe bağlı olarak verilebiliyor. Bunun dışında sadece okuldan değil, aynı zamanda vakıf bursları da alabiliyorsunuz. Fakat can alıcı nokta şu. Okul sizin durumunuza göre size bir burs fiyatlandırması gerçekleştirebiliyor. Normalde 30 bin Kanada dolara olan 2 yıllık bir program 24 bin Kanada dolarına kadar düşebiliyor. Tabii ki bu programın türüne göre de değişiyor. Detaylı burs bilgilendirmeleri için bize ulaşabilir öğrencilerimiz. Harika. O zaman ben ekip için bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Eğer ki Travis'a gitmeye karar verdiğimizde, ki şu an ekip olarak buna çok yakınız, süreç bizim için nasıl işleyecek ve neler yapmamız lazım? Şimdi süreç sizin için nasıl işleyecek? Öncelikle İngilizce yeterliğimiz ne durumda? Hangi bölümden mezunuz? Bölümden mezun olduktan sonra neler yaptık? Bunların tamamını sağladıktan sonra size uygun bir program oluşturacağız. Bu programa dahil olmak için de geliştirmemiz gereken hem okul süreçlerimiz ardından da vize süreçlerimiz var. Aslına bakarsanız göz korkutucu geliyor olabilir. Fakat yola çıktıktan sonra her şey çok kolaylaşıyor. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Tekrar görüşürüz demek isterdim ama okul bize bayağı cazip geldi gibi duruyor. O yüzden şu an bu konuda emin olamıyorum. Bir sonraki videolarda umarım tekrar denk geliriz. Bir sonraki videolarda denk gelmesek bile belki Kanada'da denk gelebiliriz. Okul gerçekten çok cazip bir okul. Herhangi bir sorusu olursa öğrencilerimizin hem burs noktasında hem okuldaki programlar noktasında uzman yurt dışı eğitim danışmanlarımıza ulaşmak için bize ulaşabilirler. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için.